bu kadar çok afet, felaket, ortalık kargaşasının bu kadar çok olduğu bir yıl hiç görmedim. 62 yaşındayım. Her şeyin bir yıla sıkıştığı bir döneme hiç tanıklık etmedim. Bu yıl her şey var. Sel baskını var, deprem var, koronavirüs var. Küçücük, gözle görülmeyen bir mikrop bütün insanlığı evlerinde hapsetti. Ekonomi sistemlerini yerle bir etti. Belki de rejimleri değiştirecek ilerleyen süreçte. Hala da bitmiş değil. Aşı umudumuz, bulunmasına çok sevindik. Ama o aşıların olunması ve etkisini için daha zamanımız var. Efendim, tünelin ucundaki ışık göründü aşının bulunmasıyla. Kabul ediyorum. Ama o tünelin ucundaki o ışığa ulaşmak için önümüzde karanlık bir yol var. O karanlık yolu da sağlıklı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Bu yıl bittiğinde her şey biter mi? Sanmıyorum. Muhtemelen sorunların bir kısmı önümüzdeki yıllara da devredecek. Nedir o sorunlar? Çok konuştuğumuz bu yıl içerisinde deprem sorunumuz var. Sel baskınları oldu Bursa'nın değişik bölgelerinde. Depremleri engellemek mümkün değil ama depremle yaşamayı da öğrenebiliriz. Bunu da öğrenemedik. Yapılan planlamalar ne yazık ki benim için çok umut verici değil. Bursa birinci derece deprem kenti. Dün oldu, bugün oldu, yarınlarda da olacak. Ama hiçbir hazırlığımız yok. Hazırlık yapmak için çıkıp da depremi eline tutmak veya önüne set çekmek mümkün değil. Yaşadığımız konutları ve yaşadığımız imar bölgelerini sağlıklı yapmamız gerekiyor. Onu da yapamıyoruz. Bursa siyaseti geçmiş yıllara göre daha sakin bir dönemden geçiyor. Kongreler yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe kongrelerini yaptı. Şimdi kurultay hazırlığı yapıyor. Ocak ayında ilk kongresinin yapılacağını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 20 Şubat'a kadar ilk kongrelerin bitirilmesini istediğini duyduk. Mart-Nisan gibi kurultay bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yaptı. İlçe kongrelerine ilk kongresini tamamladı, kurultayını yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi 10 gün içerisinde bütün ilçelerin kongrelerini yaptı. O da kurultayını 18 Mart'ta yapacağını daha bir yıl önceden duyurdu. Deva Partisi kurultay yapıyor. Onun hedefi bu kadar, yani hemen kurultay yapmasının amacı seçim olursa 6 ay önce kurultay yapmış olma şartı gerektiğinden o şartı yerine getirmek ve seçime girme hakkı kazanmak istiyor. İYİ Parti kongrelerini yaptı, bitirdi, kurultayını tamamladı. Bursa'daki Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Başkanı'nı değiştirdi bu süreçte. Ayhan Salman seninle göreve yola devam etmeyeceğiz dendi. O da ilk kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Yerine Davut Gürkan göreve getirildi. Davut Gürkan siyaseten deneyimli bir isim. Salman'dan önceki süreçte Cemalettin Torun döneminde medyadan sorumlu il başkan yardımcısıydı. Son 3 yıldır da Kızılay Bursa Şubesi Başkanı olarak yine sosyal ve yardımlaşma alanının içerisinde faaliyet gösteriyor. Aktif bir isim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tercihi daha sessiz, görüntü vermeyen bir il başkanı profili yerine daha kararlı, daha hareketli bir il başkanı oldu. Bunun da anlamı şu, zaten Sayın Cumhurbaşkanı da görevi teslim ederken kendisine söylemişti. Herkesi kucaklamanı istiyoruz. Bizim yapmamız gereken bu. Önceliğimiz kucaklayıcı olmak demişti. O bakımdan Sayın Gürkan'ın önünde herkesi kucaklayacağı bir süreç var. Ankara'da kulislerin içinde olan tanıdıklarımız var. Eski dostlar var. Onlarla konuşmalarımızda hemen seçim bekleyen yok. Ama seçimin 2023'te yapılacağına inanan da yok. Demek ki 2021 ile 2023 arasında bir makas söz konusu. Partiler kurultaylarını bitiriyor. Burada bir şey var, bir hesap var. 2021'in ortasından itibaren Türkiye her an seçime gidebilecek bir ortama geldi. Yaşanan olaylar var, ekonomik göstergeler var. Türkiye'nin çevresindeki dış gelişmelerin içeriye yönelttiği baskılar var. Bir seçim getirebilir. İş dünyasında ihracatta çalışanlar için bir sorun yok. İhracatlarına devam ediyorlar. Dış pazarlar daralsa da bir ihracat kapısı açık. O nefes aldırıyor, üretimin devam etmesini sağlıyor. Pandemiyle birlikte bir şey daha ortaya çıktı.
Artık robotlar iş yerlerinde çalışan haline gelmeye başladı. Bursa emek yoğun bir kent olarak tercihini yapmış sanayileşmede. Tekstille başlamış, otomotivle devam etmiş ve sanayinin zirvesine çıkmış, üretimin zirvesine çıkmış bir kent. Emek yoğundan şimdi robot teknolojisinin olduğu bir sürece geçme aşamasındayız. Teknolojisi elverişli olanlar yavaş yavaş beden gücüyle yapılan işlerden robotik makinaların yaptığı işlere dönmeye başladılar. İleride daha da artabilir. Bu bir emek kenti Bursa için istihdam sorunu çıkarır. Önce şu pandemiyi atlatalım, sağ salim bugünleri geçelim, hayatta kalalım. Sonra birbirimizi sevelim. Birbirimizi sevelim. İnsanların birbirini sevmesi, saygılı olması güzel bir şey. Her şey insan ilişkilerinden başlıyor. En uca kadar gidiyor. Başlangıç noktasını kuralım. Ama önce bu dönemi el ele verip bir atlatalım. Hayatta kalalım, sağlıklı olalım. Dileğim budur.